3 Ağustos 2023 Perşembe Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu satış koşusunda, süratli bir başlangıç izleyeceğiz. 6 numaralı Can Umud liderliği alarak yarışan bir isim. Bu şekilde daha başarılı koşuyor. 2 numaralı Kaya Gücü liderliği istiyor. 7 numaralı hoş dilde öne erken gelebilen hafif süratli bir isim. Bu mesafede süratli bir tempo ihtimali çok yüksektir. Bu şartlarda, 3 numaralı Süper Süpertaç ve 5 numaralı Can Hatice'den çok etkili bir performans gelebilir. İkisi de bu şartlarda çok koşarlar. İlk iki sıradan yazalım. 2 numaralı kulvardan iyi çıkıp liderliği alabilirse, 6 numaralı can umut bitirebilir. Güçlü bir isim olup liderliği alması halinde kazanma şansı çok yüksek olur. Son olarak 7 numaralı hoş dili yazalım. İdman pistinde çok sağlıklı gördük. Pedigrisi gereği kum pisti de iyi koşabilecek kapasitede bir isim. Müslüm Çelik idaresinde ihmale gelmez. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 5, 6, 7 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Normalde bu tür koşularda riske girmeyiz. Çünkü farklı stilde koşabilecek isimler, yarışın gidişatını değiştirip sonuca etki ediyorlar. Ancak bugün farklı bir isim olduğu için bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Grupta liderliği alabilecek hiçbir isim yok. Ön grupta yarışı sürdüren 4 ya da 5 isim olabilir. Bunlar arasında ise, hem idman görüntüsü hem de yarış performansı olarak öne çıkan bir isim var. Bu at bir numaralı Erkşan'dır. Erkşan, en iç kulvardan yarışa başlayacak. Start'tan çok iyi çıkabildiği için öne erken gelecektir daha ısrarcı bir rakibi çıkmazsa liderliği almasını bekliyoruz. Erkşan son işinde çok iyi gözüktü. Yarış içi şartlar lehine olmasa bile bu grupta çok şanslı olduğunu düşünüyorduk. Başarılı aprantisi idaresinde lehine şartlarda yarışacağı için, bugün kazanmasını bekliyoruz. Bir numaralı Erkşan, günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. Bu koşuda iki tane süratli isim var. Bir numaralı Günpınar ve iki numaralı Bora Bey, yarışa tempo verecek isimlerdir. Diğer atlar net olarak bekleme yapan isimlerdir. Yani önlere erken gelip tempoya karışma ihtimalleri yoktur. İki numaralı Bora Bey, şu aralar hayatının en iyi durumundadır. Son yarışında liderliği almamıştı ve yarışı dördüncülükte takip etmişti. Buna rağmen çok etkili düzlük sprinti ile kazanmasını bildi. Üstelik o gün çok sert rakipleri de vardı. Bugün sadece Günpınar gibi süratli bir rakibine göre konumlanması gerekecek. Son yarışını kaçarak kazanmadığı için bugün rakibinin arkasına yerleşebilir. Bizce Bora Bey liderliği alırsa kazanma şansı çok daha fazla artacaktır. 2 numaralı Bora Bey normal şartlarda bu koşuyu kazanır. Fakat Günpınar'a kolay tempoda liderliği verir ve sonradan nasıl olsa atların mantığı ile koşarsa işler karışabilir. Bu durumda Günpınar'ın bitirme ihtimali olur. Uzun mesafeli çim pist yarışlarında etkili koşabilen Günpınar, bizce bu şartlarda ihmal edilmemelidir. 3 numaralı foto kızı hafif süratli tempolara ihtiyaç duyuyor. Bugün süratli bir tempo beklemiyoruz. Ancak Bora Bey ve Günpınar, beklenmedik bir şekilde inatla liderlik mücadelesine girişirlerse, foto kızına av olabilirler. Zayıf ihtimal fakat isteyenler değerlendirip riske girmeden bu koşuyu geçebilirler. Biz 2 ve 1 sıralamasını yeterli görüyoruz. Çok geniş oynayanlar 2 1 3 sıralaması ile geçebilirler. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Dördüncü koşu. Bu koşuda aşırı süratli bir tempo olacak. En süratli isim, 5 numaralı demirataştır. Fakat 6 numaralı Mahrekal'de kulvar avantajı ile öne erken gelecektir. 2 numaralı Flash Bank'de ilk metrelerde liderliği alabilir. 7 numaralı Kör Baba ve 8 numaralı Rainbow Storm'un da önlere erken geleceğini ve tempoyu süratlendireceğini düşünüyoruz. Biz bu koşuyu çok riskli gördük. Her ne kadar önlere yakın bekleme yapan atlar şanslı olacak olsa da, kilo farkları koşuyu dengelemiş durumda. Bir numaralı Fortissimum'un kilosu uygun olsaydı, net banka olarak yazılabilirdi. Bu koşuda riske girmeyelim. Ayırımsız şekilde hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 5. koşu. Bu şartlı bir mücelede de çok iyi isimleri bir arada görmekteyiz. En azından idman pisti görüntülerini incelediğimizde, birden fazla safkanın mutlaka iyi koşacağını söyleyebiliriz. Fakat bunlar arasında bir eleme yaptık. Yarış görmemiş dişi kısraklar arasında, belirlediğimiz şartlara uyum sağlayan iki isim öne çıkıyor. 7 numaralı Neampradora Tonk ve 6 numaralı Moncoer, gerek idman durumları gerekse yeterli pişkinlikleri ile çok beğenilen isimler. Kaliteli pedigrileri ve usta binicileri idaresinde rakiplerinden biraz sıyrılıyorlar. Biz bu ikili arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Biraz riskli olsa da bu koşuyu 7 ve 6 sıralaması ile geçeceğiz. 6. koşu. Dişilere mahsus açık 3 bu yarışta oldukça zevkli bir mücadele izleyeceğiz. 9 numaralı Prenses Sylvester muhtemelen liderliği alacaktır. Çin pist performansı çok parlak olan bu kısrak, lehine şartları yakaladığında kum pistte de iddialı olur. Bugün süratli bir rakibi yok. Sadece ekürilerden Speed'e Eda ve Lavender onu rahatsız edebilir. Eğer ekürilerine fayda sağlama amaçlı tempoyu yükseltirlerse, kendi şansları azalır. Biz her ihtimale karşı 9 numaralı Prenses Sylvester'ı ilk sıradan yazalım. 5 numaralı General yerla her alanda kendini kanıtlamış bir isim. Bugün grup uygun ve lehine bir gidişat olacak. Önlere yakın yarışı sürdüren bu isim, etkili düzlük sprinti ile kazanabilir. Mutlaka yazmalıyız. 6 numaralı God of Love ve 3 numaralı Esen Ekürileri, bugün çok koşması beklenen isimlerdir. Bu şartlarda ihmal etmemek gerekir. Eğer ekürisi yarışa tempo katabilirse, 2 numaralı Diomedea'da çok ters bir yarış koşabilir. Sağlam kuponlara bu kısrağı da mutlaka eklemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 5, 6, 3, 2 şeklindedir. 7. Koşu Bu koşuda 3 tane süratli isim var. 2 numaralı Elif Nurgül 3 numaralı Ateştay ve 5 numaralı Kırmızı Başlıklı Kız, liderliği alarak yarışan isimlerdir. Çok ısrarcı olmasalar da, 3 tane süratli atın aynı koşuda olması yarışa bir tempo katabilir. 4 numaralı Hercai bu rakiplerden çok daha iyi bir isim. Kadir Demirel idaresindeki tek yarışını da bu mesafede kolay kazandı. Bugün bizce dişine göre rakiplerle mücadele edecek. Özellikle büyük bir hata yapmazsa geçilmesini beklemiyoruz. 4 numaralı Hercai bu şartlarda günün bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. Bu koşuda seyir zevki yüksek bir yarış izleyeceğiz. Handikap 15 koşuda çok fazla süratli isim var. Bazıları zaman zaman bekliyor olsa da bugün kilo farklarına ve mesafeye göre gerçek stillerini koşabilirler. 5 numaralı Sancağın Ateşi ve 4 numaralı Steel Hawk, muhtemelen bekleme yapacak olan iki isimdir. Diğerlerinin önlere erken gelme savaşı ile yarışı süratlendireceğini söyleyebiliriz. Açıkçası bu koşuda riske girmek istemiyoruz. Kilo farkları da bazı şartları dengelemişken, süratli tempoda güç kıyaslaması yapamayız. Ayırımsız hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 9. Koşu Günün son koşusundaki şartlı bir mücadelede, 3 isim ön plana çıktı. Hazırlık bakımından dikkat çeken isimler, 5 numaralı Martina 7 numaralı Power Girl ve 11 numaralı Şöroke oldular. Kalan rakipleri arasından şimdilik öne çıkarabileceğimiz başka bir isim yok. Bu tür koşularda iddialı taylar olabiliyor. Yarış günü gelecek son dakika duyumları olursa ekleme yapacağız. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 7 11 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.